arkadaşlar. Şimdi üretim teorisinin ikinci bölümüne geldik. Maliyet analizini anlatacağız. Bu videomuzda size kısa dönem uzun dönem ayrımına göre anlatıyoruz. Yine üretimde olduğu gibi maliyet teorisi aynı şekilde anlatılır. Önce kısa dönem maliyetlerin kendi içerisinde bir dağılımı, ondan bahsedeceğiz. Toplamlar, ortalamalar ve marjinal şeklinde. Bunları kendi içerisinde kategorize edelim. Şimdi bu tip bölümlerde arkadaşlar toplamların, ortalamaların, marjinalleri yer aldığı analizlerde zaten söylemiştim daha önce size. Eğilerin görüntüleri önemlidir. O görüntüler üzerinden soru sorulur ya da birbiriyle mukayese et bulayı ön plana çıkar. Mesela marjinal maliyetle ortalama maliyeti mukayese et bulayı ya da toplam maliyetlerin artış hızı kendi içerisinde. Bunlar önemli bu bölümlerde. Son dönemlerde çok fazla maliyetle alakalı soru çıkmıyor sınavda. Çünkü maliyet bölümünü piyasalara saklıyor. Geliyor mesela şimdi tam rekabetçi firmanın kar maksimizasyon koşulunu hesaplatıyor size bir soruda. Zaten kar maksimizasyon koşulunu hesaplamanız için maliyet denklemine ihtiyacınız var. Maliyeti orada tam rekabetin içerisinde kullanıyor denklemini. Haliyle hem piyasaları sormuş oluyor hem maliyeti sormuş oluyor. Yani doğrudan soru son yıllarda çok yok arkadaşlar bu bölümden, onu ifade edeyim. Şimdi kısa dönem firma maliyetleri ifadesini kullanıyoruz. Yine üretimde olduğu gibi, ilk bölümde olduğu gibi analizin anlatımında azalan verimler yasası geçerlidir önermesini yine karşımıza çıkarıyoruz arkadaşlar. Yani grafiklerin, çizilen grafiklerin görüntülerini temelde sebebini buna dayandıracağız. Yani bir toplam maliyet eğisi kısa dönemde niye böyle çizilir? Görüntüyü alacağız birazdan. Ne diyeceğim? Azalan verimler yasası. Ya da ortalama maliyet eğisi U şeklindedir. Niye U şeklindedir? İşte azalan verimler yasası gibi. Bu şekilde açıklamaları yaparak götüreceğiz kısa dönemi. Şimdi başlayalım açıklamaya. Maliyetler. Şimdi sabit girdi, değişken girdi ayrımı var biliyorsunuz. Maliyetin oluşumu esasında şöyle oluyor arkadaşlar. Firma hali hazırda üretime başlamadan önce şuraya yazalım şimdi. Sabit maliyet. Şu kısma da değişken maliyet diye. Üretime başlamadan önce zaten arkadaşlar katlanmamız gereken belli bir maliyet unsuru var ki genellikle maliyetlerin büyük bir kısmını evvela bu oluşturur. Başta bir harcama yaparsanız mesela binayı tuttunuz. Tuttuğunuz dediğin anda bitti iş. Orada sen ister üretim yapma, ister yani üretimden vazgeç artık belli bir noktaya kadar o demirbaşın karşılığında ödemek zorundasın. Bina kirası. Nedir? Sabit girdidir. İşte belli başlı mal hizmet sepetlerine harcama yapılır. Binayı hali hazırda üretime hazır hale getirme olayı. Örneğin dershanecisiniz, yani bizim sektörümüzden hareketli örnek verelim. Sırası, masası, sandalyesi var bu işin. Bunları sırayla diziyorsunuz. Bunlar sabit maliyet. Ortada da üretim yok. Üretim aşaması direkt arkadaşlar değişken girdi kullanımıyla başlar. Ve kısa dönemde değişken faktör emektir varsayımlar hareketine yorum yaptığımız için hemen getiririz oraya işçiyi yazarız. Mesela işçi ve memur arasındaki farka dikkat et mesela. Memur atanmış kişi. Üretim yap yapma. Parasını verirsin. Tıkır tıkır gider. Örneğin. Ama emek öyle değildir arkadaşlar. Size bağlı yani. İş, üretim potansiyeline göre değiştirirsiniz. Artırırsınız. Veya çapınıza göre de küçültürsünüz gibi. Değişken faktör. Örneğin karşımıza çıkan fatura gideri. Değişken maliyet unsuru olarak karşımıza çıkar. Üretim yapmazsanız fatura gideri ortaya çıkmaz. Üretim yaparsanız fatura gideri ortaya çıkar gibi. Bu şekilde sınıflandırılır. Firma bunların hepsini bir araya getirerek belli bir maliyet değeri yaratacak. Ve maliyet değerinin üstünde bir ciro elde edecek şekilde üretime başlayacak. İşte o ciroyu en yüksek noktaya çekebilme, yani hasılatı en yükseğe çıkarabilme, maliyetleri de mümkün mertebede en altlarda tutabilme olayı ve bu ikisinin arasındaki farkı, pozitif farkı en yüksek olduğu nokta olayı kar maksimizasyon koşulunu göstermiş oluyor bize. O zaman biz geliyoruz kendi içerisinde toplam maliyetleri, maliyetlerin ilk kısmı olan toplam maliyetleri kendi içerisinde toplam sabit maliyet ve aynı şekilde ikinci kısmada toplam değişken maliyet şeklinde yazıyoruz ve birbirinden ayırıyoruz ikisini. Nedir sabit maliyet? Hemen ifade ettik az önce. Bilmemiz gereken üretimden önce ortaya çıkar. Belli bir düzeyde oluşan eğri, miktar, geldim TFC'yi yazdım. Üretim yapsak da yapmasak da belli bir düzeyde bu para bizden çıktı. Üretime başlamadan geldin 50 milyar para harcadın örneğin. Sabit maliyet adı üstünde. Bu gitti arkadaşlar. Sen üretim yapsan da yapmasan da, üretim yapsan da hiçbir şekilde değişmez. O baştan bizden çıkmış para oluyor. Üretimden önce katlanılan maliyetlerdir şeklinde belli bir düzeyde sözel olarak yazabilirsiniz altına. Belli bir düzeyde yatay çizilir diye. TFC'nin görüntüsü. Toplam değişken maliyet öyleyse üretimle birlikte ortaya çıkan maliyet olarak bilinir. Üretim yoksa ne diyeceğim o zaman?
Değişken maliyeti yok. Haliyle TVC eşittir 0. Bunu niye yazdım? Üretim yoksa TVC 0'dır ifadesini. Çünkü üretim yoksa 0 değerini alıyorsa eğilim mutlaka orijinden başlar demek zorundayım. Eğilimin başlangıç noktası orijin olacak. Peki görüntü olarak nasıl karşımıza çıkar? Belli bir noktaya kadar üretimde artan verim durumu geçerli olduğu için önce maliyetler yavaş artar. Ama belli bir süreden sonra azalan verim hızı devreye girdiğinde maliyetler artış hızı değişir ve artarak artan ilerler. Bak önce azalarak artan sonra artarak artan. Eğilimin bu şekilde kıvrım yapmasının sebebi zaten başta ifade ettiğim gibi azalan verimler yasası önermesiyle açıklanır. Bakın eğilim nereden başlattık? Orijinden. Q'yu yazdım. Dikey eksen TVC. Eğilimin ismi de aynı şekilde TVC olarak karşımıza çıkar. Şimdi kendi görüntülerinden hareketle arkadaşlar, ortaya çıkan görüntüden hareketle toplam maliyet eğisini oluşturursam ben şöyle bir şey söylemem lazım şimdi bak. Denklem bize verildiğinde kaynakta falan gördün değil mi bu denklemi? Önce şunu yap mutlaka. Gel şunun üstüne bir çizgiyi çek. Bu değişmeyecek. O zaman mantıken düşün şimdi. Şu TVC'nin şekli veya seyri neye bağlıdır dediğimde bu sabitse bu nasıl ilerliyorsa bu da öyle ilerleyecek diyeceğim. Öyleyse toplam maliyet eğisinin görüntüsü haliyle toplam değişken maliyet eğrisinin görüntüsü olmak zorunda. Yani ikisini bir araya getirdiğim zaman karşıma çıkan eğrinin şöyle olması gerekiyor arkadaşlar. Bak, TFC'ye geldim, belli bir düzeyde dediğim yatay aldım, TFC oluşturdum, Q. Üretim yapsam da yapmasam da bu benden çıktı artık bu para. Toplam maliyet, toplam değişken maliyet, toplam sabit maliyet. TFC'yi de alalım şimdi şöyle, oluşturduk. Toplam değişken maliyet. Şimdi toplam maliyeti alacağım. Toplam maliyet zaten bir kere sabit maliyet seviyesinden başlayacak. O üretimden önce alındı. Üzerine nasıl ilave yapacağım? Değişken maliyetin seyrine göre. Bak. Şu aradaki mesafeler hiç bozulmayacak şekilde. Biraz daha şöyle kırıp yaklaştıralım. Tam benzetelim yani eğriyi. Şu aradaki mesafe hiç bozulmayacak şekilde aynı şekilde düzlemde ilerleyecek. Yani TC ile TVC arasındaki şu düşey mesafeler üretimin her basamağında TFC'yi vermek zorunda. Yani şöyle toplam maliyet eşittir. Toplam değişken maliyet artı 50 milyar sabit. 1, 51, 2, 52. Aradaki fark hep neyi verecek? 50 milyarı verecek. O baştan katlamdan maliyet olarak karşımıza çıktı. O zaman ne diyeceğim? TC ile TVC'nin görüntüsü aynıdır. Halde toplam değişken maliyet eğrisi toplam maliyet eğrisinin görüntüsünün ortaya çıkmasını sağlar. Yani TVC düzlemde nasıl ilerliyorsa TC de aynı şekilde ilerler ve düzlemdeki düşey mesafeler her üretim basamağında toplam sabit maliyeti verir diyeceğim birinci kısımda. Bir de arkadaşlar analizde bir ilave var, onu da söyleyeyim. Arada sabit maliyetsiz üretim gibi bir varsayım kullanır sorularda. Sabit maliyetsiz üretim olmaz arkadaşlar. Halihazırda başlangıçta bir şey için mutlaka harcama yapılır. Hemen pat diye üretime geçilmez. Bu nedenle üretimin normalde olmazsa olmaz olarak kabul edilen bu sabit maliyeti arada sorularda es geçer. Der ki mesela sana sınavda firmanın sabit maliyetsiz üretim yaptığı varsayılırsa, bak varsayılırsa diyorum, olmaz da varsayıyorum yani. Ne olacak o zaman? TC eşittir TVC artı 0. Sabit maliyet yok. Bu ikisi ne olduğu zaman birbirine eşit. Nasıl olacak düzlem? Şöyle orijinden bir eğri geçecek, üstüne TC yazacağım direkt. Normalde TC belli bir düzeyden başlamadı. Niye orijinden başladı? Çünkü çizdiğim TC aynı zamanda TVC oluyor. Çünkü sabit maliyet yok arkadaşlar. O zaman sabit maliyet üretim durumunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Benim sorumun cevabı toplam maliyet eğrisi orijinden başlar şeklinde olabilir. Ya da TC ile TVC düzlemde özdeştir, çakışıktır gibi de ifade edilebilir. Tek bir doğru üzerinde, eğri üzerinde açıklama yapılır. Genel olarak görüntülerin temel sebebi olarak da unutmayalım. TC ile TVC'nin önce azalarak artan sonra artarak artan ilerlemesinin temel sebebi nedir dediğin zaman azalan verimler yasası ifadesi hatırlanır. Maliyetin birinci ayağı bu oluyor arkadaşlar. Şimdi gelelim 2 numaraya. Ortalama maliyetler. Ortalama maliyetlerin bir noktada ortaya çıkışı şöyle. Ben belli bir sayıda girdi kullandım. Bu girdileri toplamda firmaya yüklediği külfet. Toplam maliyetler. Ortalama maliyet ne? Birim üretimin maliyeti. Yani üretimin birimi başına düşen. O zaman şöyle diyeceğim bak. Birim başına düşen sabit maliyet. Ayırdım kendi içerisinde. Ne yaptım? Buraya da birim başına düşen değişken
maliyet. Öyleyse şurası da ne oluyor arkadaşlar? Birim toplam maliyet. Böyle yazacağım. İsterseniz AC'yi APC diye de gösterebilirsin. Ortalama toplam maliyet şeklinde. Nasıl ulaştım peki AC, AVC ve APC ifadelerine? Geldim. TC'yi yazdım. Hemen bunun altına AVC'nin yanına TVC'yi yazdım. Şuraya eşittir koyalım. APC'nin altına şuraya TPC'yi yazdım. Araya artıyı koydum. Üretimin birimi başına dediğim için denklemin her iki tarafını ne yaptım? Q'ya bölmüş oldum. Yani AC, TC bölü Q şeklinde ya da ABC, TBC bölü Q şeklinde karşımıza çıktı ve ortalama sabit maliyette toplam sabit maliyeti miktarı oranı şeklinde karşımıza çıkar. Şimdi dikkat et. Görüntüleri alacağız burada. Ortalama sabit maliyet eğrisini nasıl çizilir bak. Q, geldim. AC, ABC, AFC diye yazdım. Önce şunun görüntüsünü bir bulalım. Yani AFC nasıl çizilir düzlemde? Arkadaşlar TFC'nin üzerinde zaten çizgi var. Üretim miktarı artıyor. Dikkat et şimdi. TFC sabit, üretim miktarı artıyorsa o zaman sürekli olarak buradaki sayının düşmesi gerekir. AFC sürekli azalır. Ama nasıl azalır peki? Yani dümdüz mü çizeceğim, iç bükey mi çizeceğim, dış bükey mi çizeceğim? Görüntü olarak neyi sağlamalı? Onu bulmam lazım yani. Görüntünün şöyle olması lazım. Denklemi şu şekilde yazdığınız zaman direkt görüntünün ortaya çıkması gerekiyor. Bak, TFC çarpı Q üzeri eksi 1. İkizkenar hiperbol diye bir şey vardı taraf fonksiyonunda bak. A çarpı P üzeri eksi 1, Q eşittir demiştir. Eksi 1 ifadesi zaten bu görüntünün otomatik olarak orijine göre dış bükey olmasını sağlar. Yani bu eğri düzlemin tam ortasında yer alır. Azalarak azalan bir eğri o zaman. Niye? Bak şimdi. Bir birim üretimin maliyeti 100. Bunun ortalamasını alıyorum şimdi ben. Kaç? 100. Buradan başlattım. 2 birim üretimin ortalamasını alıyorum. 50. 3 birim üretimin ortalamasını alıyorum. 50 işte 100 bölü 3 dedim. Ne gelir? 33,3 mü? 4 birim üretimin ortalamasını alıyorum. 25. 5 birim üretimin ortalamasını alıyorum. 20. Dikkat et bak azalmaya. 50. Şuradaki mesafede işte 20, 17 birim mesafe var. Şuradaki mesafede bakın 8 birim, şurada 5 birim. Nasıl azalıyor bakın? Azalarak azalıyor. Orijine göre dış bükey ve üst eksi 1. Dikkat et, ikizkenar hiperboldür. Üretim birim birim sayıldığı takdirde AFC'nin bu şekilde çizilmesi gerekir. Ve şunu da unutmayın, ortalama sabit maliyet eğrisi yatay ekseni kesmez. Çünkü bir şeyin ortalaması 0 çıkmaz arkadaşlar. Belli bir sabit bir değeri, burada bir değere bölüyorsunuz. İki sayının birbirine oranı 0 gelmeyeceği için ortalama sabit maliyet eğrisi yatay ekseni kesmez. Peki ABC nasıl ortaya çıkar? Ona bakalım şimdi. TVC azalarak artan. Azalarak artan başlangıç kısmında azalarak artan bir sayıyı sabit bir hızla artan 1, 2, 3, 4 diye üretim birim birim sayalım. Sabit bir hızla artan bir sayıya böldüğünüz zaman yani ortalamada şöyle bir görüntü ortaya çıkar. Belli bir düzeyden sonra bakın maliyet hızlı bir şekilde artış gösterdiği için artarak artan ifadeye dikkat et. O zaman da arkadaşlar ortalamada şu payda payda ilişkisinde pay kısmının hızı artar. TVC önce yavaş artıyordu. Ortalama ne oldu? Düştü. Sonra ne oldu? Hızlı arttı. Hızlı arttıysa arkadaşlar o zaman bu A'nın yukarıya doğru dönmesi gerekir. Geleceğim şuraya. Ortalama değişken maliyet diye yazacağım. İkinci eğriyi de bu şekilde elde etmiş olacağım. Şimdi ilk kısımda toplam maliyet eğrisinin şekli TVC ile aynıdır dedim. Haliyle burada da ortalama maliyet eğrisinin şekli AVC'nin 2 ile aynıdır olacak. Biraz üstünden çizeceğim. Ve çizerken de şuna dikkat edeceğim. Giderek AFC ile AVC ile birbirine yaklaşacak şekilde bakın. AC. Dikkat et aradaki boşluk. Mesafe ne oluyor gittikçe? Düşüyor. Bunun bir sebebi mutlaka vardır. Söyleyelim. TC ile TVC arasındaki düşey mesafe TFC'yi veriyor. AC ile AVC arasındaki mesafede, düşey mesafede şuralarda yani daha doğrusu AFC'yi vermek zorunda. İkisinin arasındaki fark AFC değil mi? AFC de ne yapıyor sürekli? Düşüyor. AFC sürekli düştüğü için arkadaşlar ortalama sabit maliyet, ortalama maliyetle ortalama değişken maliyet bakın giderek birbirine yaklaşacak şekilde düzlemde hareketleniyor. Ne dedim az önce? AFC 0 olmaz. AFC 0 olmazsa AC ile AVC de birbiriyle kesişmez düzlemde. Giderek birbirine yaklaşacak şekilde çizilir eğri. Ortalamaların görüntüleri de bu olur. Yine şunu söyleyebilirsiniz. Firma sabit maliyet üretimi yapıyorsa varsayın kullanırsanız.
Üzerine bir tane ortalama eğrisi çizersiniz. Üzerine hem AC hem de AVC yazarsınız. Sabit maliyet yoksa işin içerisinde bu ikisi özdeş ve düzlemde çakışık çizilir. İşte bu sabit maliyet üretim varsayımı TFC'nin sıfır olması ve aynı anlamda da AFC'nin olmaması anlamına geliyor. Yani sıfır değerini alması anlamına geliyor. Demek ki eğri ekseni kesmez. Evet, doğru üretim yapıldıkça belli bir değerde ama sabit maliyet yoksa zaten direkt ne diyeceğim? Sıfırdır diyeceğim varsayımla. Tek bir eğri çizdim, düzlem. Ortalamaları yorumu bu şekilde olacak arkadaşlar. Sınavda bunu sizden ister. Bak buraya ne olur dikkat edin. Üretim miktarının artışına bağlı olarak kısa dönemde ortalama maliyetiyle ortalama değişken maliyetinin giderek birbirine yaklaşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir diye sorar. AFC'nin sürekli azalmasıdır dersin, bitirirsin mevzuyu. Gelelim şimdi marjinal maliyete. Esasında her şeyin ortaya çıkış sebebi son birim üretimin maliyeti. Yani üretimin bir birim artırılması durumunda firma maliyetlerinin ne oranda artacağını gösterir. Zaten üretim yaptıkça maliyet hep artar. Toplam için söylüyorum. Asla toplam maliyetler düşmez, bak bunu unutmayın. Azalarak artan, artarak artan. Bir şekilde artar. Aynı verimle gidersen mesela sabit artan da olabilir üretimin durumuna göre ama kesin artar. Çünkü her üretim aşaması, her üretimin birimi belli bir girdi kullanma, belli bir maliyet gerektirir. O yüzden toplam maliyetler kesinlikle ve kesinlikle düşmez. Hep artacak arkadaşlar. Bundan dolayı da bir birim daha üretim yapmanın maliyetlere ilavesi nedir dediğin zaman marjinal maliyet kavramı karşıma çıkar. Öyleyse toplam maliyetteki değişme veya toplam değişkendeki maliyetteki değişmenin miktardaki değişmeye oranı şeklinde açıklanır. Niye böyle ikisini yazdım? TC ve TVC aynı şey değil normal şartlar altında. Çünkü marjinal maliyetin bir özelliği var. Asla ve asla sabit maliyetten etkilenmez. Niye böyle bir şey söylüyorum? Çünkü marjinal maliyet üretimle birlikte ortaya çıkar. İşte bu önermeden ötürü ister TC üzerinden gösterelim, ister TVC üzerinden gösterelim. Çünkü sabit maliyetin bir etkisi yok. Marjinal maliyetin ortaya çıkabilmesi için üretimin ortaya çıkması ve bir birim değişmesi lazım. Yani bir birim artması lazım maliyetteki değişimi gösterebilmemiz için. Bu geometrik olarak açıklamadır. Cebisi olarak da marjinal maliyeti bulunurken biz toplam maliyet eğrisinin eğimi veya toplam değişken maliyet eğrisinin eğimi deriz. Şimdi bunun için örnek alacağım. Önce bir eğriyi çizelim şuraya. Marjinal maliyet eğrisi nasıl çizilir? Görsel nasıl oluşur? Ondan bahsedelim. Marjinal maliyet. Size matematiksel iktisat kısmını anlatırken de söylemiştim. Bir şey önce azalarak artıyorsa toplam sebebi nedir? Azalarak artandan eğimi oldu, düştü. Azalarak artan kısmında toplam maliyetin, bak marjinal maliyet düşüyor, durum ortaya çıkar. Marjinal azaldığı için TVC önce ya da TC şöyle gidiyor. Sonra eğri ne oluyor? Artarak artan. Niye artarak artar? Eğim artıyor çünkü. Eğim de marjinal. O zaman marjinal maliyet eğrisinde yine yukarıya doğru döndü. Yine U şeklinde bakın bir görüntü ortaya çıktı. Eğrinin üzerine geldim. Marjinal maliyet diye yazdım. Şimdi soru geliyor, bak dikkat et. Kısa dönemde AC, AVC ve MC eğrileri U şeklinde çizilir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenidir? Denildiğinde yine başlığa gittim orada. Ne dedim? Azalan verimler yasasıdır dedim. Şimdi gidelim örneğe. TC ile TVC'nin türevi nasıl MC oluyor onu göstermek için. Şuraya bir tane sayısal değer alalım mesela. Diyelim ki Q kare eksi 10Q artı 100. Maliyet denklemimiz bu. Toplam maliyet fonksiyonunun türevini aldım. TC türev. Geldim. Ne oldu burası? 2Q eksi 10. Sabit terim zaten türevde etkisi yok. Peki TVC'yi yazsaydım. Ayrıştıralım bunları kendi içerisinde. Firmanın değişken maliyetleri neresi? Üretimden etkilenen kısım. Bakın şurası. TVC. Şurası ne? 100. Burası da sabit maliyet. Yani üretim yoksa bile 100 var zaten. Demek ki TC 100 seviyesinden başlıyor. Peki TVC'yi yazalım şimdi. TVC eşittir toplam değişken maliyet. Q kare eksi 10Q dedim. Peki TVC'nin türevini alırsam. Bak şunun yanında gelirim bu arada. MC diye yazalım. Az önce MC'yi ne bulduk biz? 2Q eksi 10 olarak bulduk. Peki TVC'nin türevini alalım. TVC'nin türevi eşittir 2Q eksi 10 eşittir. Bak MC. Demek ki ister toplam değişken maliyetten gidelim, ister toplam maliyetten gidelim. Yine o marjinal maliyeti bu şekilde bulmuş oluyorsunuz. Şimdi örneğin
ve değişlerin ortalama yorumu yapalım. Bak, ikisi denk oldu birbirine. Bu ortalamayla toplamın yorumunda çok hata yapılıyor. Şimdi bunu böyle ayrıştırınca her fonksiyon böyle ayrıştırılır, intibası oluşur. Ortalama böyle yorumlanmaz arkadaşlar. Şimdi şuraya baktım. Bunun ortalaması nedir? ABC. Ayrı ayrı yazalım arkadaşlar. ABC eşittir. Q'ya böldüm. TVC'yi. TVC bölü Q'dur dedim. Eşittir. Q'ya böldüğüm zaman burası Q eksi 10 çıktı. Gelelim şimdi AFC'ye. AFC eşittir. TFC bölü Q eşittir. O zaman değer neydi? 100. Bu da Q'ya böldüğü zaman 100 bölü Q oldu değeri. Zaten şu olması lazım da. Dikkat et. 100 sabit maliyet toplam. 100 çarpı 2 üzeri eksi 1. Bak ikizkenar hiperbol yine karşıma çıkmış oldu. Toplayalım şimdi bunları. Ne çıktı karşıma? Ortalama mali eşittir. Değer oldu. Q eksi 10. Q'ya bölüyorum yani. Arkasından artı 100 bölü Q ya da 100 çarpı 2 üzeri eksi 1 diye yazdım. Ortalama maliyet değeri ortaya çıkmış oldu. Şimdi dikkat et. Ben şimdi bu fonksiyonu görüntü olarak aldığımda buradaki 10 bizi yanıltır. Şu hataya düşme bak sınavda. Bura çok önemli şimdi. Ben sana şimdi toplam maliyet fonksiyonu yerine ortalama maliyet fonksiyonu vereceğim bir tane. AC eşittir. Ne diyelim? 2Q kare eksi 50Q artı 100 dedi sana. Dedi ki bu fonksiyonda ortalama değişken maliyet neresidir? Ortalama değişken maliyet neresidir deyince sakın ha şunu yapmayın bak burasıdır demeyin. Böyle yapacağım. Şuranın tamamını alacağım. Buraya aynı zamanda A ve C diye yazacağım. Yani bu fonksiyonda sabit maliyet yok arkadaşlar. Çünkü olsaydı çarpı Q üzeri eksi 1 ya da bölü Q şeklinde bir şeyin olması lazım. Şimdi dikkat et bak. Bir önceki örnekte ortalama değişken maliyet içerisinde şurada eksi 10 var bak. Gördünüz. Değer. Demek ki ortalama denklemindeki şu sabit sayı, şuradaki sabit sayı neyin içerisinde? AVC, değişken maliyetin içerisinde. Burada aynı şekilde bak, AVC. Ben burada şöyle bir ifade kullansaydım arkadaşlar, artı diyelim ki 300 ya da 3000 bölü Q diye bir şey kullansaydım, heh, şimdi oldu işte. Çünkü bu denklemi TC'ye çevirince şu çıkar bak. TC eşittir 2Q üzeri 3 eksi 50Q kare artı 100. Q bak dikkat et bu değişken maliyet işte. Artı ne oldu? 3002 ile çarptım. Ne geldi? 3000. Bak dikkat et. TVC. Şurası ne? TFC. Ne yaptım? TVC'yi Q'ya böldüğümde bu çıktı işte ABC. O yüzden 100 yani ortalama denklemindeki sabit değer neyin içerisinde yer aldı? Ortalama değişken maliyeti. Sabit değeri bölü Q olacak arkadaşlar fonksiyonda. Sana fonksiyonu şöyle sordu mu? AC eşittir Q eksi 10 bölü Q mu dedi. Burada sabit maliyet var. Şurası. Şurası da değişken maliyet olur. Ama sana sınavda AC eşittir Q eksi 10 diye bir şey verirse bunun hepsi değişken maliyet. Çünkü Q ile çarptığın zaman ne olur burası? Q kare eksi 10 Q olur. O yüzden bu sabit terime dikkat edin. Cümleyi yeniyorum. Buraya bunu not et bak. Toplam denklemindeki sabit terim sabit maliyet. Ortalama denklemindeki sabit terim ise ortalama değişken maliyet. Yani bu sabit maliyete giriyor. Bu ise değişken maliyete giriyor. Orada bölü Q'su var. Bunun dikkat edin. Q'ya çarptınız mı? Bunu AC'yi ne çıkar karşına? Dediğim gibi Q kare eksi 10 Q çıkar. Hepsi değişken maliyet oluyor. İşte üretimden etkilenen kısmı oluyor. Bu şekilde yorumluyorsunuz. Bir de sözel bir soru tipi var. Karşımıza çıkabilecek. Mesela şöyle bir soru tipi var arkadaşlar. Diyor ki kısa dönemde uzun uzun yazmayın şimdi bak. Kalıp şu. Kısa dönemde üretim arttıkça hangi maliyet kalemleri, öncüle yazar 2-3 tanesini mesela, hangileri sürekli azalır, hangileri sürekli artar, hangileri belirli bir noktaya kadar azalır veya hangileri belirli bir noktaya kadar artar? Kaç tane maliyet kalemi anlattık? Soruları cevaplayalım ben. 1 TC 2 TVC 3 TFC 4 AC ortalama maliyet ABC ABC ve son olarak da MC. 7 tane maliyet kalemi var kısa dönemde.
Şimdi bunların birkaç tanesinin öncülde yazıldığını düşündük. Yukarıdakiler hangisi sürekli düşer ya da artar ya da belli noktaya kadar. TC'nin ilerlemesi azalarak artan, artarak artan. TVC azalarak artan, artarak artan. TFC yatay eksen yaparlar. AC U şeklinde. AVC U şeklinde. MC U şeklinde. AFC ikizkenar hiperbol sürekli azalar. Soru geldi şimdi. Hangileri sürekli azalır? Bakıyorum sürekli azalan. Bir tane var zaten. Geleceğim sorunun cevabına AFC'yi yazacağım. Aşağıdaki maliyet kalemlerinden hangisini firma üretim yaptıkça daima düşürebilir diye bir soru tarzı vardır. AFC sorunun cevabı. Üretim yaptıkça sürekli düşer. Hangileri sürekli artar? Sürekli artanlar. Bak iki tane görüyorum. Hep artıyor. Azalarak artan, artarak artan ama ne diyor hep? Artıyor. Geldim sorunun cevabına. TC, TVC diye yazdım. Bunlar sürekli artanlar. Belli bir noktaya kadar işte azalır. Belli noktadan sonra artar dedikleri de bak şu soru, üçüncü soru belli noktaya kadar azalır. Şuraları bak. Eğileri. Yani AC, ABC, MC. Belli bir noktadan sonra artar. O da buraları. Yani şu iki sorunun da cevabı aynı arkadaşlar. Şöyle aldım. AC, ABC, AFC, MC diye yazdım. Gördüğünüz gibi bunlar belli bir düzeye kadar azalıp belli bir düzeye sonra artanlar. U olanlar yani. Kısaca bu soru tiplerinde böyle cevaplar verirsiniz. Şu da olabilir. Hangileri sürekli değişmez? Üretim artsa bile. Bir tane oldan hangisi değişmez ya da hangileri değişmez diye sorduğu zaman da toplam sabit maliyet ifadesini kullanırım arkadaşlar. Evet. Genel olarak maliyetlerin kısa dönem görüntüleri bunlar. Şimdi bir sonraki videomuzda, şimdi videomuzu ara vereceğiz. Bir sonraki videomuzda bu maliyet kalemlerinin bilhassa ortalama ve marjın için açıklama yapacağız. Bu AC'nin MC ile ilişkisi, yine aynı şekilde AVC'nin MC ile ilişkisi bunlar nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz, iyi çalışmalar arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.